kalacak yer bakacağız. Yemekte kıl çıktı. Bakın. Kıl. Merhaba dostlarım. Bugün buradaki son günüm. Sizi hosteli etrafını göstereceğim. Burada da iki ranza var, dört ranza. Burada eşyalarımız için dolaplar var. Hostelimizin bu yerini çok seviyorum. Burada oturabiliyorsunuz. Manzaramız bu şekil. Burada böyle bir oda var, 6 kişilik. Burada da böyle bir oda var, 6 kişilik. Sandalyemiz var, burada oturabiliyoruz. Burası ortak kullanım alanı. Burada kitap okuyorlar, oturuyorlar. Bilgisayarda işlerini hallediyorlar. Sohbet, muhabbet ediyorlar işte. Hostel büyük ve geniş. Ben şu an 4. katındayım. Burası bayanlar için tuvalet ve banyo. Burası da erkekler için tuvalet ve banyo. Tuvalet, banyo çok güzel, temiz. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi 4 kat aşağı ineceğiz. Buraya da geldik. Burası da güzel. Hello. Burada bizlerini karşılıyor. Şimdi burada kahvaltı da var bakın. Burada ne var? Ufacık kruvasan var. Ekmek var, dilim ekmek. Burada ne var? Meyve suyu. Mısır çerezi. Karpuz da var. Bakın burada. Bu ne? Bunu bilmiyorum. Reçel. Tereyağı. Ekmek kızartma makinesi. Burada bu ne? Pilav mı? Tabakmış. Burada çay kahve makinesi var. Çay kahve içebiliyorsunuz burada. Sıcak su var. Soğuk su var. Daha ne olsun ya? Akşamları bisikletimi de buraya hemen park ediyoruz. Pardon, arabamızı diyecektim. Ben şimdi toparlanmam lazım çünkü bugünkü burada son günüm. Bugün Trank'a gideceğiz. Buradan minibüsle 2 saat uzaklıkta. Oraya gideceğiz. Ha tabii hostelimize ayakkabıyla girmiyoruz. İçerisi temiz. Ve hostelimizin önü de bu şekilde. Çok güzel. Ayakkabılık. Cadde. Konumu çok güzel. Burada hemen prizler var. Burada oturuyorsunuz bilgisayarınızda bilmem ne. İşte çalışıyorsunuz. Manzaraya karşı. Güzel. Burada bu içecek dolabı var. Tabi bunlar paralı. Burada işte popüler yerlerin haritası var. Bunlar ücretsiz arkadaşlar. Ve sıkı durun. Bu hostelin günlüğü sadece ve sadece 250 baht. Hoppa. Ne yaptık kendimiz? Şöyle 3 katlı sandviç yaptık. Arasında tereyağı ve reçel var. Yanına kahvemizi aldık. Yedikten sonra 5 kilometre buraya nasıl geldik biz otobüs durağından? Tekrar otobüs durağına gideceğiz. Oradan Trank'a gideceğiz. Hadi bana afiyet olsun. Şimdi hazırlandım. Tam 5 kilometre buraya geldiğimiz otobüs durağı var. 5 kilometre otobüs durağına gideceğiz buradan. Hazırlandım ama şimdi biraz
Dinleyelim şurada bir 5 dakika. 5 dakika dinlendikten sonra yola çıkarız. Dostlarım, şimdi otobüs ve minibüs terminaline geldik. 5 kilometre yolda. Yani çanta olmasa yorulmuyorum da, çanta olunca bayağı yoruluyorum ya. Artık o kadar olacak çünkü. Şehir değiştiriyoruz. Bulunduğumuz şehirlerde çok güzel geziyoruz bisikletimizi, çok eğleniyoruz. Fakat şehir değiştireceğimiz zaman çantalarımızdan işte böyle yorucu oluyor. Otobüs terminalimiz burası. Buradan nereye gideceğiz? Trang'a gideceğiz. Bakalım bilet ne kadar? Ucuzdur herhalde ya. Ben 150 bahtı geçeceğini sanmıyorum. Çünkü 1 saat 45 dakika, 2 saatlik bir yolculuk. Öyle çok uzak bir yer değil. Bir soluklanalım burada ya. Yoruldum. Şimdi bisikletimizi de katlayalım. Çünkü katlamazsak bisikletimizi de adamdan sayarlar. Ve onun için de para isterler. Maazallah. Bazen oluyor çünkü. Şimdi bilet fiyatına bakalım. Neyse, biletimiz 150 demiştim ben. Tam 130'muş. Bilet abi. 150. Neyse. Kaçta kalkacak onu sormak. Neyse, fişte yazıyordur ya. Çok az kaldı. Bir 20 kilometremiz var. Bisikletimizi otobüsün bagajına koyduk. Gittiğimizde tekrar kalacak bir yer bulmamız lazım. Bakalım bu sefer nereyi bulacağız. Telefondan baktım, birkaç yer ucuz. Tabi rezervasyon yapmıyorum. Bakın. Otobüs durağına geldik. Ben bisikletimi almam lazım. Yer bakacağız.
Şimdi şeyi bulduk. Oteli bulduk. Aslında rezervasyon yapsaydık 350 bahtı. Fakat biz rezervasyon yapamıyoruz. Kart istiyor bu otel çünkü. Biz de 350 bah yerine 390 bah verdik. Böyle buraya. Bir gece kalacağız burada. Bisikletimizi buraya bıraktık. No, no, no. In room, no air. No, no, it's okay. Parking. Okay. It's car, my car. Yürü, odaya mı götüreceksin diye de dedim, yok dedim. Üçüncü katmış, 312'ymiş. Yani fiyatı çok uygun. Tabii rezervasyon yapabilseydik daha uyguna geliyordu. Yani rezervasyon yapabildiğimizi farz edelim. Buranın fiyatı 350 bah. Burası birinci kat. Yerler temiz. Burası normalde bina. Binayı böyle otel yapıyorlar. Ha, üçüncü kat. 312. Güzel. Güzel güzel. Bu fiyata iyi yani. Bakın burada böyle bir deri kanepe var. Yatak temiz vallahi. Yani burada yorumlarda burayı hep kötülemişler bazıları. Ya neresini kötülemişsiniz arkadaş? 10 numara yer. Televizyon, masalar, sandalye, gardırop. Banyomuz da güzel. Balkon da iyi de. Abi bunu mal gibi buraya niye mi koymuşlar? Buraya şöyle duvara koysalardı ya. Yani bunun altına koyabilirlerdi. Niye koymamışlar? Balkonun... Neyse. Ya zaten balkonu kim kullanacak ya? Yani beğendim ama açık kalsın. İçerisi hava alsın. Ah. Odamızı da tuttuk. Belki burada bir gece kalacağız. Yarın gidebiliriz. Ben bir duş alayım. Bugün hiç yemek yemedim. Duş aldıktan sonra dışarı çıkacağız. Bir şeyler yiyeceğiz. Dostlarım şimdi otelimize gittik. Banyomuzu yaptık. Bir yarım saat dinlendik. Dışarıda şimdi pisletle çıktım. Geziyordum hani ne yiyebilirim falan diye. Hemen şöyle bir gece pazarı gördüm. Hep ilgimi çekmiştir bu gece pazarları zaten. Şimdi orayı gezmeye gidelim. Bakalım neler var neler yok. Piyasa nasıl? Burası ucuz mu? Pahalı mı? Keşif yapıyoruz. Fark ettik. Teyze bisikletime iyi bak, tamam mı teyze? Teyze bıldırcın yumurtası şişiriyor. Ah be teyzem, şunların üstünü böyle bir kapatsan ya. Oradan gelen gidenler oluyor. Kıl tüy. Aa, orada güzel atıştırmalıklar var. Balık var. Hello. Balık güzel kokuyor. Abi. Ya nedense bu Tayland'da hep böyle balıklar var ya. Bu yayın balığı mı diyorlar? Ah.
Salyangoz. En sevdiğim yemek. Arkadaşlar gelirseniz buraya kesin deneyin bu salyangozu. Aa, bu da şey. Domuz kaburgası. Domuz kaburgası. Burada da açık büfe yemekler var. Ne güzel. Ama tabii üstü kapalı değil ya. Üstü kapalı olsa güzel olur. Yani böyle açık hep üstü. Burada binlerce insan gelip gidiyor. Toz kalkıyor. Saç düşüyor, kıl düşüyor. Yani her şey düşebilir abi. Umursamıyorlar. Ne güzel bir koku var ya. Ha. Bu ablamızın pankeki kokuyor. Burada bir gece kalacağız. Yarın öğlen buradan Hatyai'ye gideceğiz. Hatyai. Hatyai buradan ne kadar uzaklıkta? Hemen bakalım. Oh. Gördük mü lan bunu? 150 kilometre uzaklıkta. Bakın. 150 kilometre, 2,5 saat diyor. Biz bu 3 saat gelin. Buradan Hatyai'ye gideceğiz. Orada da bir iki gece kalırız. Sonra Malezya'ya gideceğiz. Malezya. Aa, bak burada da patlayıcı var mesela. Bunlar ne yapıyor? Şey yapıyor. Hmm. Midye. Midyenin içini şişe batırıyorlar. Bu patlayıcı biraz daha temiz gibi görüktü bana. Ablamıza bir tane patlayıcı yap dedik. İnşallah güzeldir. Az önceki midyenin içi bunlar. Midye kutusunda. Ablamız tabağa koyacak sanırım ama. Bakın burada iki tane poşet var. Poşetin birinde sarımsak falan var. Şey, güzel. Bunda da pattayımız var. Ablamız plastik. Neydi lan bu? Ah, thank you. Tabak getirdi. Bakın pad thai'miz böyle. Yanında işte böyle şeker, pul biber, salata, soğan falan filan işte. Bakın iki tane büyük parça salata. Akşam 6 olunca buranın milli marşı çalıyor. Anladın mı? Milli marş. Orada akşam olduğu zaman böyle milli marş çalıyor.
ekmek yapıyordun ama. Bunlar böyle abi. Köpeğe dokunuyor. Köpeğe dokunuyor. Sonra geliyor benim yemeği pişiriyor. She don't know the corner. So that's why. Barbekü yapıyor bak. Köpeğe dokundu. Lan. Bak, köpeğe dokunuyor. Burada sonra barbekü yapıyor. Heh. Ablamız köpeği mıncıkladı böyle. Ensesinden tuttu, mıncıkladı. Şimdi barbekü yapıyor. Allah'ım ya Rabbim. Ablamız hiç. Abla of of. İştahı mı kapattı ya? Aa, ulan çıkın biryani varmış ya burada. Allah Allah. Ben bir tane bundan almam lazım abi. Ya bakın burada ne güzel. Hem ablamız da neyse alalım ya. Ya gördünüz bakın şu buradan dönseydim bunu görecektim. Acele ettik gittik onu yedik. Aman. I want same. Same. Bak. Adamı gösteriyorum ondan aynısından. Lezzetli gözüküyor. Bakalım 45 bak. Thank you. 45 baht. 45 baht aldık. Bu büyük bir ihtimal yani hatta %100 diyebilirim neredeyse. Bu lezzetlidir. Çünkü böyle Müslüman yapan ablalarımız var. Ben birkaç kere öyle denedim. Çok güzel. Abi köpek burada bak bak. Köpek. Pişt, pişt, pişt. Pişt. Tanıdın mı beni? He? Al. Oh, oh, oh. YouTuber. Ya. YouTuber. YouTuber. Bakın YouTuber diyorlar arkadaşlar. Evet, ben YouTuber'ım. Seven Eleven'a geldik. Buralar güzel ya. Tahminen bir 3 kilometre uzaklıktayız otelimize. Geziyoruz. Vallahi beğendim. Güzel. Ha, buranın çoğu yeri güzel. Güzel olmasının sebebi de
Şimdi burada sokak yemekleri çok oluyor ya. Her yer cıvıl cıvıl. Herkes yemek yemeye çıkıyor. Herkes böyle dükkanlar açıyor. Bakın. Bakın. O yüzden güzel oluyor yani. Kimse evde yemek pişirmediği için. Neyse içeceğimizi alalım ya biz. Oturacak yer bulamadık. Ne yapalım? Yumurta. Güzel. Sakınan göze çöp batar derler ya, hakikaten öyle yani. Bakın, yemekte kıl çıktı. Bakın. Kıl. Normalde tadı da güzel ama kılı görünce kıl oldum abi. Ya temizlik sıfır abi ya. Resmen kıl çıktı. Ya bir de Müslüman ablamızdan aldık ha. Bir de burayı gezelim bakalım. Belki bol kıllı bir yemek buluruz da yeriz. Biliyorsunuz ben yemeğin içinde kıl olmasa yiyemiyorum. Alışmışım ben buralarda kıllı yemek yemeye. Ya bugün hava buraya geldiğimden beri hava çiseliyor ve hiç durmadı. Çok ince ince yağıyor. Ama hiç durmuyor. Olsun. Bereketli geldim galiba buraya. Evet, ben bereketli adamımdır. Şeker kamış. Ya bu şeker kamışı bizde yok galiba ya. Türkiye'de böyle var mı şeker kamışı? Ben hiç görmedim ama gören varsa veya bizde yapılıyorsa, nerede yapılıyor, bunu bilen varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Bakın şu. Bunun bu balık mı diyorlar, ne diyorlar buna da, bunun kanı mavi arkadaşlar. Dostlarım şuradan ara sokakları falan gezerken bir tane ağaç gördüm. Şurada meyveleri var. Dur şöyle bir ışık tutayım size göstereyim. Şurada meyve var. Şuradakiler yeşil. Bakın görülmüyor. Şuradakiler yeşil, buradakiler biraz sararmış. Biz buradan bir tane çalalım. Merak ettim. Ben şöyle hoppa bir tane aldım. Tam oradan aldık kaçalım derken bu içeri giriyor. Galiba o ağaç da bu evin içinde. Yakalandık. Ablamıza yakalandık. Abla helal et. Abla hop.
Şunun altına geçelim. Gel gel, ağzını burnunu kırayım. Gel de gel gel gel. Bakın şöyle bir şey. Hemen bir tadıyorum. Yok. Kötü bir şey. Galiba meyve değil.